Şimdi popüler kültür bu ülkede her şeyi yerle bir ettiği gibi tersinde de maalesef yapmış. Ama vicdanıyla, ruhuyla kendi toplumuna, kendi toprağına ve inancına, dinine, kültürüne sahip olmak isteyen, bu gayreti gösteren çok kıymetli canlar var. Bugün kitaplarını size imzalayacak olan Doğan Munzuroğlu bunlardan biri. Sadece Doğan değil, Daimi Cengiz. Ve burada olmayan Cemal Taş, Mikail Aslan, Ahmet Aslan. Geçmişte atamızın, dedemizin türkülerini, sözlerini, klamlarını, dertlerini bize aktaran sevgili pirimiz Şeyh Hacı, Veli Şeni İmam ve daha niceleri. Bu toprakların sesi olmuş, sözü olmuş. O kadar güzel değerler yaratmış ki bugün yazıp çizen her canımızın ondan beslendiğini biliyorum. Zaten eğer bir toplumun tarihinde kopuş varsa, geçmiş tarihsel hafızasını unutmuşsa o toplum bitmiş demektir. Tanıtımını yaptığınız iki kitap var. Biri Koy Bir Gazal diye, yani dağlar sarardı anlamına gelen yöresel bir deyim daha çok. Bir şiir kitabım var. Bu şiir kitabımın oluşumunda sevgili Mikail Aslan'ın katkısı var. Bana şiirlerimi toplamam gerektiğini, bir kitaba dönüştürmem gerektiğini söyledi. Bunun için de destek verdi. Ve kitaptaki şiirleri topladık, bir araya getirdik. Mikail Aslan dışında Ferhat Tunç da kitabın masrafları basım sürecinde desteğini verdi, maddi destek verdi. İkisine de teşekkür ediyorum. Bazı sanatçılara verdiğim eserler de var. Ayrıca vermediğim bazı eserler de var. Derleyip toparladığımız şiirler var. Ön sözünü de zaten Mikail kendisi yazdı. Birinci kitap Kırmançki olan, Zazaki olan şiir kitabı. Şiirlerin değerini, ona vereceğiniz değer sizin elinizde, okuyacaksınız. Fikrinizi arkadaşlarınıza, dostlarınıza ileteceksiniz. Diğeri Ders-i Maleviliye adlı kitabım 3. baskısını yaptı. İlk baskısı Kalan Yayınlarında, 2. baskısı Fam Yayınlarında, 3. baskısı Dara Yayınlarında çıktı. Dara Yayınları Diyarbakır'da bir yayın evi. Ders-i Maleviliğinde ise daha çok dersinde yaşanmış Alevilik olarak tarif edebileceğim bir inancı anlatıyorum. Ayrıca Aleviliğin Türk inancı olduğunu, Türklere özgü bir inanç olduğunu ya da İslam'ın bir heterodoksisi olduğunu savunanlara da tepki olarak, eleştiri olarak bazı bilgiler var. Ayrıca ilk defa benim makale olarak ifade ettiğim bazı ekler var. Doğru. Biz Alevi, başı netçiyiz.